Herkese iyi akşamlar. eTeaming mesleki gelişim webinar serilerinde yeni dönemde bugün yeni dönemin ilk konuğu sevgili Ayhan Doğan. Ayhan Doğan bizlere Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün eşlik ediyor. Kendisine hoş geldiniz diyoruz ve kendinden biraz bahsetmesini rica ediyoruz. Buyurun hocam. Merhabalar, teşekkür ederim Derya Hocam. Ben burada Amerika'da New York Üniversitesi'nde eğitim tasarımcısı olarak, özellikle online ders eğitim tasarımcısı olarak çalışıyorum belli bir süredir. Onun yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi'nde dönem dönem eğitim tasarımı dersleri veriyorum yüksek lisans bölümlerine. Ayrıca 15 yılı aşkındır da İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Muhtemelen burada çok meslektaşım olacaktır Evet. İngilizce öğretmeni. Yani yaklaşık bir 20-25 yıldır eğitim içerisindeyim ve 12-13 yıldır da online eğitime fazlasıyla odaklandım. İngilizce öğretmenliği yaparken de her zaman online eğitimden faydalanma gayreti içerisindeydim. Ama Amerika'ya taşındıktan sonra online eğitim üzerine bir post MA yapıp şimdi tamamen online eğitim hem dersleri veriyorum hem de pratiğini yapıyorum. O bakımdan size birkaç da pratik örnek göstereceğiz burada bizim kendi derslerimizde nasıl online eğitimi yapıyoruz diye. İnşallah faydalı olur. Tamamdır hocam. O zaman sözü tamamen size bırakıyorum. Buyurun. Tamam, ekranımı paylaşıp sunuma başlıyorum o halde ben. Şu an ekranı görüyor herhalde herkes. Harika. Evet, bahsettiğim gibi New York Üniversitesi'nde çalışıyorum. Instructional Design, yani eğitim tasarımcısı olarak. Burada ki günden bugün aslında çoğunuzun bildiği ama bazı yerleri çok birazcık dokunup hızlı geçmeyi planlıyorum. 5N1K gibi bu sorulara cevap verme niyetindeyim bugün. Hedef biz ders online eğitim için ders planı yaparken sadece ders planı da değil, yani konu planı da olabilir bu, ünite planı da olabilir bu. Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi soruları sormalıyız? Nasıl örnekler üzerinden gitmeliyiz? Ve teknolojiyi bu anlamda nasıl kullanmalıyız yönünde bir sunum olacak bu. Dolayısıyla önce hedef kitlemizden bahsedeceğiz. Sonra eğitim metodu ve stratejisinin ne olması gerektiğinden, amaç ve kazanımlarımızdan, ölçme değerlendirmeyi neye dayandırmamız gerektiğinden, teknolojinin faydalarından ve teknolojiyi nasıl faydalanabileceğimizden online ders planlarken ve bazı teknolojik altyapı sorunlarına değineceğiz. Özellikle şu anda güncel olan teknolojik altyapıları. Burada sizin katkılarınız, yani sorularınız veya da katkılarınız doğrultusunda şekillenebilir bu kısım. Çünkü ben henüz tam bilmiyorum Türkiye'de ne tür sorunlar yaşadığınızı, ama bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım sizlere. Şimdi bunu anket olarak sunacaktım size ama maalesef sunamıyorum teknik altyapılar gereği. İşte uzaktan eğitim konusunda muhtemelen siz hepiniz kendinizi oldukça veya da bir kısmını seçeceksiniz diye tahmin ediyorum. Konuya Benjamin Franklin'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Oldukça değerli bir söz bu. Plan yapmayı başaramazsanız başarısızlığı planlıyorsunuzdur. Özellikle eğitimde, hele hele online eğitimde plan çok önemli. Bu gerek konu bazlı olsun, gerek tüm ders bazlı olsun, gerek müfredat bazlı olsun, gerek ölçme değerlendirmeyi planlamak olsun. Plan kesinlikle çok önemli ve bunu öncesinde yapmamız daha elzem. Hele hele online eğitim vereceksek, ki bugünlerde hepimiz o online eğitimi vermek zorundayız. Başarısız olmamak için ne yapacağız? Plan yapmaya önem göstereceğiz. Dolayısıyla benim bu sunumum tamamen plan yapmak üzerine ve bununla birlikte o pratiğe nasıl dönüştürebiliriz'i tartışacağız. Peki nasıl etkili bir ders planlarım? Bu ilk aşamada yapmamız gereken hedef kitleyi tanımak. Hedef kitlenin kim olduğunu bilmek. Yaşının, yaş, çünkü
bizim planlayacağımız her ders, her materyal, her ölçme değerlendirme unsuru yaşa göre değişecek. Kesinlikle farklılık gösterecek. Kullanacağımız teknolojik unsurlar farklılık gösterecek. Süre buna göre farklılık gösterecek. O halde biz hedef kitleyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yaşını, seviyesini, önceki dönem sınav notlarını. Şu anda siz şanslısınız. Çünkü öğrencileriniz biliyorsunuz zaten. İlk yılın yani senenin başında hiçbir şey bilmeden öğrenciler karşınıza geliyor. Dolayısıyla orada da ne yapacaksınız? Bir hazır bulunuşluk testi verebilirsiniz seviyelerini ölçmek için. Veya da okullarınızdaki müdür yardımcılarına, müdürlere sorup öncesinden bilgi alabilirsiniz öğrencileriniz konusunda. Varsa eğer önceki dönem notları onlardan faydalanabilirsiniz. Çünkü planı biz dersi kimin için yapıyoruz? Öğrenciler için yapıyoruz. Hedef kitlemiz için yapıyoruz. Onları tanımak en başta önemli ki onlara göre plan yapacağız. Tabii diğer sosyoekonomik altyapı önemli. O konuda çok bilgi sahibi olamayabiliyoruz maalesef çoğunlukla. Fiziksel ve zihinsel durumu elbette çok önemli. Yani sizin sınıflarınızda fiziksel ve zihinsel durumu farklı olan, genel öğrenci grubundan farklı olan öğrenciler varsa onlar için nasıl ders planlamanız veya da farklılaştırmanız gerekiyor diye düşünmeniz gerekiyor. Bunları hızlı geçiyorum zaten aslında bildiğiniz şeyler. Şimdi eğitim siz kitlenizi bildikten sonra eğitim yöntemini seçmeniz gerekiyor. Nedir bu eğitim yöntemi? Şimdi siz seçim yapmanız seçim zorunlu seçim yapıyorsunuz aslında. Ama yine de bazı konularda esneksiniz şu anda. Neden? Çünkü yüz yüze eğitimi yapamıyoruz şu anda. Tamamen online asenkron eğitimi seçebilirsiniz veya da karma yani hem asenkron hem senkron olan doğru çevirdiysem ters düz eğitim yöntemi galiba emin değilim. Flipped learning diyoruz biz. Bu flipped learning'de şu anda çok uygun kullanabileceğiniz bir şey. Çünkü teknolojik altyapı bakımından da bu flipped learning'i tercih etmemiz gerekiyor. Ne demek flipped learning? Flipped learning hem yüz yüze görüşmeyi senkron yani şu anda bizim yaptığımız senkron bir görüşmedir. Hem bunu kullanmak hem de ama bunu konu anlatımı için değil de konuyu pekiştirmek veya da tartışma yürütmek için olabilir. Ama öğrencinin öğrenmesi gerekeni öğrenciye bırakarak, nasıl bırakarak tabii siz video sağlayacaksınız diyelim, materyal sağlayacaksınız, okuma parçası sağlayacaksınız, her şeyi online öğretim sistemine koyacaksınız. Türkiye'de EBA oluyor bu. EBA'ya o haftaki yani bir sonraki haftaki konuyu planlarken ben ne amaçlıyorum, ne öğrenmelerini istiyorum? Var mı buna yönelik online materyal? Yoksa kendim nasıl bunu tasarlarım, dizayn ederim diye düşünüp onu online sisteme koyup online sistemde öğrencinin bunu kendisinin öğrenmesine olanak sağlayabilirsiniz. Ve öğrenciyi devamlı rehberlik yaparak öğrenciye devamlı mesela diyebilirsiniz ki video koydum oraya. Ya da video hazırladınız, kendiniz kaydettiniz. Bunlara geleceğiz biraz daha detaylı. O videoyu pazartesi izleyin. Video ile ilgili salı günü şu çalışmayı yapın, çarşamba günü bu çalışmayı yapın gibi. Ama saati hiç önemli değil. Öğrenci belki de onu pazartesi değil salı günü yapmak isteyecektir. O da çok önemli değil. Ama cuma günü mesela diyeceksiniz ki biz yüz yüze görüşme yapacağız, bunları değerlendireceğiz. Cuma günü şu saatte hepimiz buluşacağız. Orada da dersin tekrarını, haftanın tekrarını, öğrenciden alacağınız dönütü vesaireyi konuşabilirsiniz o bir saatlik süreç içerisinde. Böylece aslında öğretmek istediğiniz öğrenci kendisi yaş grubuna bağlı olarak elbette veya da nasıl yönlendirdiğine bağlı olarak sunabilirsiniz. Öğrenci öğrenebilir, çalışabilir. Kendiniz de daha sonra bunu öğrenciyle canlı görüşmeyle pekiştirebilirsiniz. Bunu neden tercih ediyorum ben şu anda? Anladığım kadarıyla Türkiye'de şu anda EBA çok güzel bir sistem gördüm kabaca. Ama altyapı nedeniyle her öğrenci erişim sağlayamıyor. Her öğretmen erişim sağlayamıyor. Herkes aynı anda giriyor galiba. Öyle olduğu zaman serverlarda
sanırım yüklenme oluyor. Haliyle yeterli güce ulaşmadığı için ulaşamıyor her öğrenci oraya. Bunu nasıl aşabileceğiz? Flip learning'i, yani ters düz eğitim yöntemini tercih ederek bunu sağlayacağız. Çünkü o zaman öğrencinin öğrenmesi gerekeni öğrenciye sunacağız ve bir saatlikte, eğer ki yapabilirsek o bir saatlik görüşmeyi, sistem ona el verirse, onu da yapıp review edeceğiz. Ama yapamıyorsak tamamen online, yani tamamen asenkronu da seçebilirsiniz. Bunda da tüm materyali oraya koyup, bunda sadece içerik değil, ölçme değerlendirme de dahil olmak üzere her şeyi oraya koyup öğrencinin gelişimini de takip edecek şekilde. Çünkü anladığım kadarıyla EBA'da Learning Analytics araçları da var. Yani öğrencinin gidişatını takip edebileceğiniz araçlar da var. Bu öğrenciden bunun da, bu öğrencilere bunu söyleyerek, onları da haberdar ederek bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi bu ne demek istiyorum tam olarak bu asynchron, blended veya da flip ile ilgili? Burada bizim üniversitede uyguladığımız bazı derslerden hızlıca örnekler gösterip işte hangisi flipped, hangisi senkron, hangisi asenkron diye böylece iyice oturduktan sonra devam edeceğiz. Nasıl planlayacağız bunu diye. Bu bizim üniversitede derslerden bir tanesi, bir profesörle tasarladığım. Bu ders hem online içeriği, dersi online veriyor hoca. Haftada bir defa da öğrencilerle görüşüyor. Burada sol tarafta gördüğünüz lesson diye ayırmış. Bunların her biri 2 haftalık veya da 1 haftalık olabiliyor dersin uzunluğuna bağlı olarak. Bu ders genelde güzün verildiğinde veya da baharda verildiğinde 2'şer hafta oluyor. Yazın verildi daha hızlı oluyor. O yüzden birer hafta oluyor. Şimdi bunu tasarladığımızda neler var içinde bir hafta içerisinde? Kısa bir overview, yani tanıtıyor kısaca dersi ve kazanımları öğrenciye sunuyor. Kazanımları öğrenciye sunmak önemli çünkü onların da bilip ona göre hedef belirlemesi gerekiyor. Aynı zamanda şeyi sunuyoruz burada. Öğrencinin okuması gereken makaleler, onları doğrudan indirip okuyabilirler ve ders sunumları, yani öğretmenin hazırladığı videolar, ders videosu. Burada 3 tane video var demek ki. Baktığımızda hoca burada teknolojiden faydalanarak bu dersi hazırladı. Stüdyodan faydalanmadık. Stüdyoya gitmemiz gerekmiyordu. Tamamen PowerPoint şu arkadaki ve PowerPoint üzerine biz ses kaydı yaparak dersi hazırlamış olduk. Bu hocanın hazırladığı PowerPoint. Dolayısıyla öğrenci hem PowerPoint'i indirebiliyor veya okuyabiliyor öğretmenin söylediğini. Transkript var orada. Bunu görüp öğrenci hemen altına onunla ilgili bir soru soruyoruz. Diyoruz ki hem okuduğun metinler hem bu videoda gördüklerini bir araya getirerek bu soruya yanıt ver bize diyoruz ve aşağıda onu istiyoruz öğrenciden. Öğrenci de sorulara kaynak da göstererek yanıt vermesi gerekiyor. Tabii bu üniversite seviyesi olduğu için o şekilde yürütüyoruz ama daha farklı şekilde yürütülebilir. Diyelim siz kendiniz YouTube'dan video buldunuz konunuzla ilgili. YouTube videosunu koydunuz oraya. Bir amacı olmalı. Yani o YouTube videosu neden orada? Öğrenciye verilecek bir amacı olmalı. Öğrenci de bunu o YouTube videosunu izlerken amaç doğrultusunda ne yapacağını biliyor olacak onunla ilgili. Mesela bir YouTube videosu verdiniz. Altına birkaç soru iliştirebilirsiniz. Öğrenciye diyebilirsiniz ki bu YouTube videosunu izleyin. Altına olması gerekmiyor. Bir Word dokümanı da olabilir. Bu sorulara cevap ver. Şeyle ilgili, konuyla ilgili veya da özetle veya da onunla ilgili işte şu aktiviteyi yap denebilir veya da metin verilir
bir özet metin şeklinde videonun. Onun bazı yerlerini boşluk bırakabilirsiniz. Öğrenciye dersiniz ki videoyu izlerken bu boşluğu doldur veya da video izledikten sonra boşlukları doldur bilgisayar üzerinden ve şu tarihte bana teslim et diyebilirsiniz. Böylece öğrencinin materyale de aktif olmasını sağlamış olursunuz. Burada gördüğünüz gibi hoca da girip yorumlar yapmış öğrencinin. Çünkü şey önemli, devamlı feedback, geri bildirimde bulunmak devamlı önemli. Bu derslerden bir tanesi, öğretmen aynı zamanda Zoom'la öğrencilerle haftalık görüşerek konu değerlendirmesi yapıp discussion'ı, yani konuyla ilgili tartışmaları haftanın son günü olan Cuma günü yapıyor öğrencilerle. Bu blended, yani flip learning'e çok güzel bir örnek. Öğrenci kendi zamanını kullanarak materyali yapıyor, onunla ilgili etkinlikleri yapıyor ve en sonunda hocayla birlikte bunu derliyorlar. Bu hem sistem altyapısı bakımından sizi daha da rahatlatacak bir şey, hem öğrenciyi de rahatlatacak bir şey. Hepiniz aynı anda, özellikle öğrenmenin gerçekleştiği zaman da aynı anda bilgisayar başında olmanız gerekmiyor. Tartışma kısmında olabilir. O da herkesin bulunmadığı saatleri seçerseniz öğretmen olarak. Bu sanırım Milli Eğitim bunu EBA'da tüm aynı seviyedeki öğrencileri tüm Türkiye genelinde galiba bilgisayar başında topluyor. Siz başka bir saat seçerseniz sanırım bunu önlemiş olursunuz. Diğer bir ders de tamamen online, tamamen asenkron, hiç Zoom görüşmesinin olmadığı bir ders. Bu derste de modül diye nitelendirdik lesson yerine. Bunda da oldukça yoğun bir ders aslında. Hani online, tamamen online olmasına rağmen, şöyle biraz büyüteyim görüyorsunuzdur umarım. Tamamen online olmasına rağmen oldukça öğrenciyi aktif tutan bir ders. Burada tabii şey olduğu için, tamamen online olduğu için öğretmenin teacher presence dediğimiz öğretmen direkt orada öğrenci karşısında olmadığı için birazcık module overview, yani o modülde ne yapmaları gerektiğini anlatması için kısa bir video paylaştı öğrencilerle. Bu stüdyoda çekilmiş bir video ama stüdyo olması gerekmiyor. Yine dersin kazanımları ve dersle ilgili yine videolar, ama bu da stüdyo olan değil. Yine bilgisayar, kendi evinizde bilgisayar karşısında yapabileceğiniz kayıtlar. Pardon. Bu hoca ya konuda eğittikten sonra hoca kendisi kayıtları yaptı. Ben sadece edit olması gereken yerler varsa onları editledim aslında. Burada da yine download ediyor ve öğrenci izledikten sonra bununla ilgili çalışmaları, mesela eğer ki tartışma varsa konuyla ilgili, gruplara ayrılmış bir şekilde kendi grubu içerisinde forum denen yerde tartışabiliyor. Sanırım şeyde de var bu, EBA'da da var bu. Orada öğrencili, burada mesela öğretmenin şeyi yok. Mesela girip baktığımızda örnek olarak, öğretmen buraya girip feedback vermiyor aslında. Bu grup içi tartışma. Yani öğrenciler kendi grupları içerisinde bu tartışmayı yürütüyorlar ve onun sonunda da öğretmene rapor gönderiyorlar. Her bir grup bir rapor gönderiyor ayrı bir discussion'da. Ama bu konularda gördüğünüz gibi öğrenciler oldukça aktif katılıyorlar, oldukça detaylı tartışmalar yürütüyorlar. Yani bu sadece bir grubun yaptığı detaylı tartışma. Buraya da yine öğretmen şey koydu. Mesela baktığımızda, şöyle geri dönersek, sadece dersteki videoyla değil, alanla ilgili uzman, mesela Zoom kullandık biz burada bu kayıtları yaparken, bu alanla ilgili uzman şu kişiyle interview yaptılar canlı olarak, onu oraya koydular mesela. İşte 16 dakikalık, 5 dakikalık, 4 dakikalık videolar olabilir. Siz diyelim fen dersi veriyorsunuz. Fen dersinde
edebiyat veya da herhangi başka bir dersle alakalı bir konu olabilir. O edebiyat hocasıyla 2 dakikalık bir interview yapıp koyabilirsiniz oraya. Öğrenciden bununla ilgili fikir elde alabilirsiniz. Fikir sorabilirsiniz. Rapor yazmalarını isteyebilirsiniz. Kendilerinin yapmalarını isteyebilirsiniz. Sanırım siz Zoom altyapısını kullanıyorsa eğer EBA bunu yapabilirsiniz. Kullanmıyorsa Zoom'un 40 dakikalık herkese ücretsiz özelliği var. Ondan faydalanarak yine yapabilirsiniz. Bu da tamamen online ders. Yani şeyi de yine assignment'ları da tamamen ödevleri online alıp online değerlendiriyor hoca. Bu çok yani online ders çok kolaydır vesaire diye bakmamak lazım. Oldukça yüklü bir ders. Bu bir dönemlik bir ders. Eğer ki tamamen Zoom, sadece Zoom'un olduğu bir derse bakacak olursak böyle. Burada ders bile yok. Hiçbir şey yok. Öğrenciye öncesinden verilen hiçbir bilgi yok. Olsa olsa belki şey vardır, ödev vardır. Öğrencinin teslim etmesi gereken ödev yeri vardır. Tartışma var, yeri var mı bakalım. Yok, hiç tartışma da yok. Çünkü hoca neye odaklanmış burada? Zoom üzerinde 1 saatlik, haftada 1 saatlik görüşmeye ve de 2 saatlik görüşmeye odaklanmış kendisine. Hem altyapı açısından doğru olmayabilir, hem öğrencinin motivasyon açısından doğru olmayabilir. Yani hocayla bir araya gelmesi öğrencinin motivasyon açısından olumludur. Ancak 1 saatten fazla öğrenci ve 1 saat boyunca öğrenciyi bilgisayar karşısında tutup bir şey almasını beklemek yanlış olabilir. Çünkü genç öğrenenlerin dikkat aralığı çok düşük. Ona göre de öğrenme farklılığı koymamız gerekiyor. Şimdi onu biraz daha detaylandırdı. Bunu nasıl planlayacağız peki? Ben bu dersleri öğretmenlerle, hocalarla nasıl planladım? Önce yapmamız gereken tabii ki öğrenci merkezli olmasına dikkat edeceğiz. Bu flipped learning ya da blended learning'de. Öğrenci merkezi yani öğrenci bizim hedef grubumuzu merkeze koyarak tasarladığımızda onların öğrenmesini hedeflemiş oluyoruz. Onlar bu eğitim sonunda neye ulaşacaklar? Bunlar zaten çoğunlukla aslında bildiğiniz şeyler. Çok detaylandırmayacağım ama kısaca hepsinin ortak paydası ders tasarımı, teknoloji entegrasyonu, öğretmen rehberliği, devamlı geri bildirim olmazsa olmazı bunun. Yani biz dersimizi tasarlarken öğrenciye bağlı olarak o konuyu anlatırken hangi teknolojik unsurlardan faydalanacağım, hangi teknolojik entegrasyonu sağlayacağım ki öğrenci bundan faydalanabilsin. Mesela EBA'nın içerisinde sanırım Google Docs diye bir şey yok. Ama Google Docs'ı kullanabilirsiniz. Küçük yaştaki öğrenciler için de kullanabilirsiniz. Onu entegre edebilirsiniz kendi dersinize. Nasıl Google Docs'tan faydalanabilirsiniz? Mesela yüz yüze böyle bir görüşme yaparken bile grup çalışması yaptırıp her bir gruba farklı soru koyup bir dokümanın içerisine onu öğrenciyle link olarak buradan paylaşıp Zoom görüşmesi yaparken öğrenciye diyebilirsiniz ki şimdi konuyu gördük. 10 dakika boyunca veya da 5 dakika verdiğiniz süreye bağlı olarak her grup kendi sorusuna cevap versin. Sonra üstünden geçeceğiz diye. Her grup 3 öğrenci mesela bir cevap üstünde çalışıyor ve siz bunu görebiliyorsunuz canlı olarak. Düzeltme yapabilirsiniz vesaire. O yüzden öğrencinin yaş grubuna göre ben öğrenciyi hedeflediğim yere götürmek için öğrencinin o kazanımı elde etmesi için günün sonunda veya haftanın sonunda veya yılın sonunda ne tür teknoloji araçları kullanacağım, nasıl geri bildirimde bulunacağım, bu çok önemli, buna değineceğiz ve her zaman öğrenci yönlendirmek için orada olmanız gerekiyor her aşamada. Diyelim siz flipped learning'i benimsediniz, bir hafta süre verdiniz öğrenciye konuyu anlayıp öğrenmesi için kendi başına. Daha çok genç yaştaki öğrencilerden kendi başına bunu yapmasını bekleyemeyiz. Hele ki böyle yeni bir uygulama olan online eğitimde. O yüzden biz her gün tek tek derken yani her gün öğrenciyi yönlendireceğiz. Bugün ne yapacaksın veya da yaptın mı? Hangi şeyleri yaptın? Yarın ne yapman gerekiyor? Yardıma ihtiyacın var mı? Bu çok önemli. Böylece öğrencinin elinden tutarak onu biraz daha ileride otonom hale dönüştürebilirsiniz. Kendi başına yapmaya dönüştürebilirsiniz ama başlangıçta elinden tutmanız
gerekiyor. Peki hangi soruları sormalı ders tasarımı yaparken? Daha çok soru sormak üzerine durdum ben plan yaparken. Çünkü soru sorduğumuzda daha rahat cevap veriyoruz. Biz ders tasarımını nasıl yapacağız diye düşündüğümüzde daha az bilgiyle ortaya çıkabiliyoruz. Ama soru sorduğumuzda çok cevap ortaya çıkartıp içinden en önemlilerini seçebiliriz. Öğrencinin seviyesi dedik, bunu bilmemiz lazım, değerlendirmemiz lazım. Peki sonraki aşamada ne yapmamız lazım? Öğrencinin neyi öğrenmesini istiyorum? Bunu sormamız lazım kendimize. Hedefimizi koymamız lazım. Öğrencinin neyi öğrenmesini istiyorum? Sonraki aşamada bu koyduğum hedefe öğrencinin nasıl ulaşacak? Onu bulmam lazım kendime. Nasıl ulaştıracağım öğrenciyi oraya? İşte bunun içerisine içerik girebilir, materyal girebilir, kullanılan araçlar girebilir, teknoloji girebilir. Hepsi bu aşamada düşünülmesi, sonraki aşamada uygulanıp daha sonra da ölçülmesi gerekiyor. Öğrencinin hedefe ulaşıp ulaşmadığını nasıl bileceğiz? Bu soruyu kendinize sormanız lazım. Bunun için ne yapacağız? Ölçme değerlendirme unsurlar hazırlayacaksınız. Test, quiz vesaire. Sonra tekrar soracaksınız. Öğrenci şimdi ne seviyede? Eğer ki hala sizin ulaşmak istediğiniz yere ulaşamamışsa öğrenci, yeniden bu döngüyü yapmanız lazım. Bunu lineer olarak değil bu, döngüseldir bu. Döngüsel olmasının güzel yanı da devamlı geriye dönüp onu elden geçirmeniz ve açığı kapatmanız, öğrencinin öğrenmesi gereken ile bildiği arasındaki açığı kapatmanız amacımız o zaten. Dolayısıyla bu soruları sorduğunuz zaman kendinizi doğru yönlendirmiş olursunuz. Amaçlar ve kazanımlar konusu inanılmaz önemli plan yapma konusunda. İngilizce'de bunu üçe ayırıyor işte goals, objectives, outcomes. Bunun polling olarak soruyordum normalde. Fark var mı aralarında amaçlar ve kazanımların? Eğer isterseniz chatte yazabilirsiniz. Ama epeyce bir fark var. Amaçlar öğretmen odaklıdır. Bizim kendimiz dersimizle ilgili, öğrencimizle ilgili koyduğumuz amaçlardır. Oraya ulaşmaya çalışırız. Kazanımlar ise öğrencinin edindiği bilgi beceridir bizim dersimizin sonunda. Edinmek istediği daha doğru bizim edinmek istedi bizim öğrencinin edinmesini istediğimiz bilgi ve beceridir. Oraya ulaşıp ulaşmadığını ölçmemiz gerekiyor ve oraya ulaştırmaya çalışmamız gerekiyor. Öğrenci planlarken, plan yaparken ki durum bu. Yani kazanımları her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız lazım kendimiz için ve öğrenci için. Öğrenciye de çünkü amaç verir bu. Bu şeyi biliyoruz zaten piramidi, Bloom'un taksonomisi. Yukarı doğru çıktıkça ileri beceriler, aşağıya dakiler temel beceriler. Bu amaç ve kazanımları hazırlarken neye göre hazırlayacağız? Yaş grubuna elbette, öğrencinin yaş grubuna, seviyesine vesaireye ve biz öğrenci için ne hedef koyduğumuza bağlı olarak müfredat da tabii ki bunda önemli unsurlardan birisi. Ama ne yapacağız? Her zaman hedefimiz ileri beceriye doğru çıkmak olmalı. Yani öğrenciyi biz sadece hatırlama, anlama, uygulama değil de öğrencinin analiz etmesi, değerlendirmesi ve üretmesi, yaratması için uğraşmalıyız. Çünkü temel beceriler oldukça basit aslında. Bir dönem boyunca biz sadece temel beceriye odaklanmaya değil de yaratmaya yönelik götürmeliyiz. Bunun için de siz çok güzel bir grupsunuz aslında. Proje yapıyorsunuz. Projeler tam da bunun için uygundur. En başta anlama, hatırlamaya yönelikken en sonunda bir proje ortaya çıkaracaklar, üretecekler, yaratacaklar ve tüm aşamalar hepsini kullanmış olacaklar. O yüzden projeler önemli ve böyle bir proje grubu olduğunuz için aslında çok da seviniyorum. Yine çok detaya girmeyeceğim. Bu tablolar internette var. Hangi kelimeleri kullanarak, hangi soruları sorarak ölçebilirsiniz amaç ve kazanımları diye bu tabloyu görebilirsiniz internette. Aşağıda kaynakça var zaten. Ama şey, neye dikkat edeceğiz biz amaç kazanım koyarken? Ölçülebilir. Yani ölçebilir miyiz koydum? Anlar dersek öğrenci X, Y, Z'yi anlar dönemin sonunda veya dersin sonunda. Öğrenci X, Y, Z'yi öğrenir. Bunları ölçemeyiz. Ölçmesi çok zordur. O yüzden ölçülebilir hedef koymamız gerekiyor.
O yüzden mesela seçer diyeceğiz, tanır diyeceğiz, listeler diyeceğiz, tanımlar diyeceğiz veya da oluşturur, tasarlar, icat eder diyeceğiz. Bunları söyleyeceğiz ki bizim kendimiz onu ölçebilmemiz, yani bir sınavla vesaireyle ölçebilmemiz rahat olabilsin. O yüzden somut olması gerekir, anlamlı olması gerekir. Anlamlı olması çok önemli, öğrenci için de çok önemli. Çünkü size bunları öğrenciyle paylaşmanız lazım, koyduğunuz hedef ve kazanımları. Amaç ve kazanımları. Çünkü öğrenci sizin ona onun için nasıl hedefler belirlediğinizi bilmesi gerekir ki motive olsun, o da ona yönelik çalışsın ve anlamlı olsun bu kendisi için. Bir amaca hizmet ediyor olsun ve ihtiyaca cevap versin. Nasıl ihtiyacı? Öğrencinin öğrenme ihtiyacı neyse oraya yönelik amaç ve kazanımlar olsun. Ya ben Türkiye'deyken veya da burada da birçok hoca yapıyorum maalesef bu şeyi. Sadece amaç kazanımlarımış gibi koyuyoruz oraya ve dersin hiçbir etkinliğini, hiçbir içeriğini, hiçbir ölçme değerlendirme yöntemini amaç ve kazanımlarla bağdaştırmıyoruz. Yanlıştır bu halbuki. Çünkü o zaman yani amaç ve kazanımı belirlemediğimiz zaman yanlış yola gidebiliriz. Diyelim siz bir yere gitmek isteyeceksiniz. Gideceğiniz yeri belirlemediğiniz zaman yola çıktığınızda çok farklı yere gidebilirsiniz. Belirlememişsiniz gideceğiniz yeri. O yüzden gideceğiniz yeri belirleyip ona göre hareket etmek en doğrusu ki oraya ulaşabilirsiniz. Yine bu doğrultuda içerik ne olmayı, ne olmalı, neye göre belirlenmeli? Burada da bir anket sorusu verecektim ama şimdi içeriğin neye göre belirlenmesi? Kesinlikle amaç ve kazanımlarımız. Kesinlikle. Hedef kitlemiz. Kullanılacak yöntem ve strateji. Burada kullanılacak yöntem ve strateji derken neyi kastediyoruz? Yüz yüze eğitimi mi seçiyorsunuz? Blended learning gibi karma eğitimi mi? Yoksa flip learning gibi? Yoksa asenkronumu? Yoksa sadece senkronumu? Bunu belirlerseniz ona göre içeriği belirleyebilirsiniz. Ona göre video hazırlayabilirsiniz. Ona göre belki telefonunuzla çekip de diyelim matematik anlatacaksınız. İnternet ortamında bunu hazırlamanız zor olabilir. Bir kağıt üzerine kendi elinizi çekerek telefonla o kaydı yapıp öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki müfredat da bir nebze önemli. Türkiye'de maalesef çok önem veriyoruz müfredata ama asıl önemli olan bizim içeriğimizin ve kullanacağımız etkinliklerin amaç kazanım hedef kitle kullanacak yöntem ve stratejiyle uyumlu olması. Ama müfredatta hayatın gerçekliği onunla da uyumlu olması gerekir elbette. Peki bunları planlarken ne tür sorular sormalıyız? Yine sorular sormalıyız elbette. Sorular bizi doğru yönlendirecek çünkü. Ne tür sorular soracağız? Hızlıca geçeyim üzerinden. Konuyu anlatmak için ben ne yapmalıyım? Öğrenci ne yapmalı? Bu konuyu anlaması için, iyi anlaması için. Öğrenciyi ben nasıl dahil edebilirim anlattığım konuya ve öğrenmeye nasıl dahil edebilirim? Veya da konuyu nasıl farklı şekilde anlatabilirim? Çünkü öğrenci anlamadıysa farklı şekilde anlatmayı da planlamanız gerekiyor. Veya da herkesin öğrenme hızı aynı olmadığı için bir konuyu bir şekilde anlattınız. Farklı şekilde nasıl anlatacaksınız? Öğrenci onu kapabilsin. Peki ben günlük olarak öğrencinin anlamasını kolaylaştırmak için nasıl örneklerden faydalanabilirim? Nasıl benzerlikler kurabilirim ki öğrenci iyi öğrensin? Bu çok önemli. Yer çekimini anlatırken yani tamamen soyut olarak her şeyi anlatabilirsiniz. Ben hatırlıyorum kendi öğrenciliğim zamanında bu hep tanımlar olurdu ya kitaplarda. İşte yer çekimi şuna 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 denir. Ben denir kelimesi bende yoktu. Yani ben denir ne demekti bilmiyordum. Anlamıyordum denir ne demek diye. O yüzden o tanım bende hiçbir zaman oturmuyordu. Yani denir ne demek? Onu algılayamıyordum ben. Çünkü bir çift dilli olarak yetiştim. O denir kelimesi olmadı, oturmadı bende. Ama yer çekimini anlatırken ne diyeceksiniz öğrenci? İşte siz ne yapacaksınız? Öğrenci ne yapacak? Öğrenciye diyeceksiniz kalemi kaldırıp yere bıraktığınızda onun yere doğru düşmesi vesaire vesaire. Fen hocaları çok daha iyi bilirler. Bu doğrudan öğrencinin yapabileceği bir etkinliktir o. Hemen etrafında
yapıp da öğrenebileceği bir şeydir. Ah işte bu yer çekimidir diyebiliriz. Veya da matematikte, ben matematikte çok zayıftım. O yüzden yabancı dili seçtim. Matematikte T eşittir zaman T olsun vesaire diye anlatırdı hoca. Ben hiç anlamazdım yani zaman niye T olsun diye. Hoca kısaca şunu söyleyebilirdi yani İngilizce'de zamana time dendiği için T'dir o. O zaman otururdu benim kafamda. Ama ben zaman T olsun vesaire de formül yazılırdı. Anlamazdım. O yüzden benim ortaokulda bir dönem dışında geri kalan tüm dönemler matematiğim hep bir geldi maalesef. Ama ne zaman ki biri anlattı mantığını, ben o mantığını öğrendiğimde matematiğim 4 oldu. Yani bazı öğrencilerin anlayış farklı oluyor. Ben mantığını anlamak zorundayım illa ki. O yüzden çok soru sorardım. Hani niye sorusu bende en önemli sorulardan biri. Niye sorusunu sorardım. Bu sunumda da zaten gördüğünüz gibi hep soru üzerine gidiyorum. En son soru da öğrencinin konuyu anlamalarını sağlamak için ne yapmaları, ben ne yapmam gerekiyor, onların ne yapması gerekiyor, hepsini düşünmeniz gerekiyor. Ve tabii ki şeyi de burada ayrıca bir soru olarak eklemek gerekiyor. Hangi araç gereçleri kullanabilirim? Konuyu çok iyi anlatabilmek için. Hangi teknolojik unsurdan faydalanabilirim? Nasıl entegre edebilirim onu? Tabii bunların hepsini düşünürken neye göre, amaç kazanım ve hedef kitleye göre belirleyeceğiz. Tam da bu noktada işte bu teknoloji entegre etme konusunda bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu Bloom'un taksonomisine göre 21. yüzyıl araçlarından nasıl faydalanabilirim dediğimizde bu liste çok ve daha da uzayabilir bu liste. Bunların bir kısmı Net2o araçları, bir kısmı bildiğimiz her gün kullandığımız bir şey. Yaratıcı olmayı bilip bunu kullanabiliriz. YouTube'u bunların hepsi için kullanabilirsiniz. Yani hatırlama için, anlama için YouTube'u kullanabilirsiniz. Konu verirken bir yerden konu bulabilirsiniz. Ama analiz yaptırmak için de kullanabilirsiniz. Bir kısa film izletip öğrenciye analiz yaptırabilirsiniz. Veya da öğrenciye YouTube üzerinden video hazırlatmayı da öğretebilirsiniz. Öğrenci kendi kaynağını konuya bağlı olarak üretebilir. Ve bu teknolojik ve Twitter kullanılabilir. Twitter sadece diyelim bir konuyu araştırmak için kullanılabildiği gibi, haber edinmek için de kullanılabildiği gibi Twitter üzerinden öğrenci kendi ürettiği bir şeyi de paylaşabilir. Sınıf Twitter'ı tabii, sınıf Facebook'u şeklinde olabilir. Veya da yine herhangi SurveyMonkey mesela analiz kısmında öğrenciye siz SurveyMonkey'de hazırlanmış bir anket verebilirsiniz. Haydi bunu analiz et diyebilirsiniz. Bu ankette ne diyor acaba diye düşündürtebilirsiniz. Veya da bir gazete haberi verebilirsiniz. Dersinizin konusuna bağlı olarak çok geniş konuşuyorum tabii. Bir gazete haberi verip gazete haberi üzerinden aslında çok fazla şey analiz yapılabilir. Yani bu eğitim analizi yapılabilir, ahlak analizi yapılabilir, etik daha doğrusu. Psikoloji analizi yapılabilir, sosyoloji analizi yapılabilir, coğrafya analizi yapılabilir, tarih analizi yapılabilir. Yani bir öğrenciyi yani tabii ki alanınıza göre ne analiz yaptırmak isterseniz kullanabilirsiniz. Daha çok üsttekilere göre örnek veriyorum. Çünkü burayı hedeflememiz gerekiyor daha çok. Elbette konuya bağlı olarak, yaşa bağlı olarak ve konunun hangi aşamasında olduğumuza bağlı olarak alt beceri kategorilerinde seçebiliriz. Ama hedefimiz devamlı yukarı doğru olsun. Derya Hocam, şimdiye kadar bir soru var mı Evet acaba? hocam. Soruları sağ tarafta. Tabii. Soru varsa bu Şimdi aşamada mesela Sunay hocamız demiş ki online eğitimin size göre en büyük dezavantajı nedir? Online eğitimin en büyük dezavantajı eğer ki zamanı iyi kullanmazsak sıkıcı olması her ikisi için hem öğretmen için hem öğrenci için. Aktiviteleri eğer ki dönüştürmezsek farklılık yaratmazsak aktivitelerde sıkıcı olması. İki, zaman
çok zaman alıyor olması öğretmen açısından. Çünkü iyi hazırlık yapılması gerekiyor. Ancak o zamanı önceden hazırladığımız için öğrenci onu öğrenirken biz ekstra zaman harcamıyoruz bu durumda. Ne yapabiliriz? Sadece diyelim haftada bir saat öğrenciyle yüz göz olurken, yani yüz yüze görüşürken hazırlığımız daha çok daha fazla sürebilir. Ama onun dışında değerlendirme konusunu çok rahatlatır aslında online eğitim. Online quiz verip çok güzel otomatik olarak değerlendirme yapabilir. Buradan kurtulabiliriz. Ama Şimdi genelde tam bu iki unsur zordur. o kısma Bir de tabii ki değinecektim bence. teknolojik Şu anda Türkiye'de yaşadığımız en büyük problem altyapının sanırım uyumu. teknik altyapı. İnternet özellikle herkes şu anda canlı yayında olduğu için internet çok yoğun. Dolayısıyla o anlamda kopmalar yaşayabiliyor öğretmen arkadaşlarımız ama bunun için de her zaman sanırım bir B planımızın olması gerekiyor. Örneğin Zoom'dan önceden dersi kaydedip ne olur ne olmaz diye belki bir yedekte bulundurmak veya YouTube'da var olan bir dersi yedekte bulundurmak ve işte internet kesintisi olduğunda biz en azından ders işleyemeyecek durumda olduğumuzda onu devreye sokmak belki bu anlamda bir faydalı olabilir. Peki Sayın Hocam ilkokul için flipped classroom yöntemini nasıl uygulamak lazım? Şimdi self-regulation küçük yaşlarda daha zor biliyorsunuz. Önerileriniz var mı ilkokul için? İlko hocamız sormuş. Evet, ilköğretim için, ilkokul için önerim şöyle olabilir. Onlar çok daha genç yaşta olduğu için ve onların teknoloji kullanması da devamlı birinin gözetiminde olması gerektiği için veya da birinin yardımıyla olması gerektiği için burada velilerle ortak çalışma yapılabilir. Veliler dahil edilebilir buna. Evin içerisinde bir veya da iki okuma yazma bilen veya da yardım edebilecek seviyede olan kişiler olabilir. Orada veliye işte şunu yapsın, öğrenci bunu yapsın da denebilir. Ama daha çok siz zaten online hazırladığınızda, yaşa göre online hazırladığınızda materyalinizi de ona göre dönüştürmeniz gerekiyor. Basit ve öğrencinin yazması gerekmeyen, daha çok tıklaması veya da parmağıyla işaret etmesi veya da bir iki seçeneği seçebilecek materyaller veya da eşleştirme yaptırabilecek materyaller seçerseniz o tür yaş grubunun öğrencilerinin yapabilmesi daha kolay olur. Çünkü mesela lise öğrencisine şunu yaz diyebilirken işte yazarak cevap vermesi gereken sorular sorulabilirken daha alt yaş gruplarında ebeveyn veya da bir yetişkin bireyin çünkü onu soruyu okuyup anlamasını da sağlaması gerekir birinin. Küçük yaş grubunda nereye bakacağını bilmeyebilir. Çok uzun tutmadan kısa kısa, çok kısa etkinlik ve ödevler verilebilir. En önemlisi işte bunu o kısa süre içerisinde Peki, ona beş hazır dakika, öğrenci 15 dakika motivasyonundan vermek devam ama yaşa ediyorken, uygun olsun. öğretmenlerimizin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi de öğrenci motivasyonu, takdir edersiniz. Fiziksel olarak yüz yüze sınıflarda bile bazen zorlanıyorken, ekran karşısında öğrencileri motive etmek takdir edersiniz ki kolay değil. Özellikle K12 seviyesinde, yani üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri için bu pek olmasa da K12 seviyesi için lisede olsa bu sorunu yaşıyoruz. Özellikle uzaktan öğrenmede bize yardımcı olabilecek araçlar var. Mesela arkadaşlarımız Web 2.0 araçlarını çok kullanır eğitiminin projelerinde. Özellikle mutlaka şu araçları kullanmalısınız. Bunun çok faydası oluyor diyebileceğiniz bize araç söyleyebilir misiniz? Yani sanırım şimdi şöyle bir şey olabilir. Bu içinde da badge verebileceğiniz veya da yıldız verebileceğiniz veya da puanlama sistemi olarak öğrenciye kullanabileceğiniz bazı araçlar olabilir. Mesela Edmodo. Sanırım Edmodo'nun bazı özelliklerini almış EBA ama tüm hepsini almış mı bilmiyorum. Edmodo'yu kullanabilirsiniz. Edmodo'da öğrenci Rozet. badge dediğimiz badge'i nasıl Türkçeleştirebiliriz? Yani mesela rozet, evet. Öğrenci rozetler vererek öğrencinin aldığı rozetlere bağlı olarak seviyesi yükseliyor, artıyor mesela. Bu
Çünkü o yaş öğrencileri oyunlar da bilirler. O oyunlardan da o tür rozetler alırlar. Hoşlarına da gider bu. Ve bir de Edmodo sosyal olduğu için genç yaş grubu sosyal medyayı da sevdiği için oralarda öğrenciyi takdir ettiğinizde, rozet verdiğinizde, öğrencinin başarısını orada takdir ettiğinizde elbette o öğrencinin motivasyonu artacaktır. Çünkü şimdi devamlı geri bildirim diyoruz. O geri bildirimi bireysel yapıp aynı zamanda bunu tüm grupla da paylaştığınızda öğrenci motivasyonu artacak. Onun ötesinde online quizler verip bu öğrencinin hemen dönüt alabileceği, mesela eğer ki multiple choice ise veya da şey ise eşleştirmeli ise işte Evet. bu sanırım Quizlet diye uygulamalar Var. var. Kahoot içinde de yapılıyor mu bu emin değilim ama hızlı dönüt alabileceği egzersizler verdiğinizde öğrenci motive olabiliyor. Kendi hemen yanlışını görüp hemen orada düzeltmesi için cevap anahtarı veya da yönlendirme var ise bu öğrenciyi memnun edebiliyor. Bir de tabii ki çok fazla uzun süre öğrenciyi tutmamak gerekiyor bilgisayar karşısında. Özellikle bir Zoom yaptığımızda. O zaman motivasyonu sağlamayabiliriz. O yüzden flipped learning'i öneriyorum. O yüzden ters düz eğitimi öneriyorum ki öğrenci kendi zamanında uğraşabilsin buna günlük bizim yönlendirmemizle. Biz onun Peki, değerlendirmesini benim anladığım biraz da evet, aslında onun oyunlaştırma yöntemlerini değerlendirmesini kullanmayı tavsiye ediyorsunuz siz bu anlamda motivasyonu artırmak için. Zaten oyunlaştırma uygulamalarında da amacımız motivasyonu artırıcı, dışsal motivasyonu artırıcı etkinlikler yapmak. Dolayısıyla öğretmenlerimiz oyunlaştırma araçlarından yararlanabilirler gibi anladım söylediklerinizden. Peki, uzaktan eğitimde ortalama mevcut kaç olmalı? Yani bir öğretmen uzaktan eğitimde bir ders için kaç öğrenciye hitap etse sizce ideal olur? ideal sayısı şimdi şeye göre değişir o. Ne kadar yaş grubu elbette önemli burada. Öğretmenin hangi gruba hitap ederken ne kadar fazla materyal hazırlaması gerektiğine bağlı aslında ve ne kadar dönüt aldığını. Mesela atıyorum lise son grubu öğrencilerine çok fazla ödev veriyorsak ve onlardan çok fazla yazılı analiz vesaire alıyorsak daha zaman alabilir bunu değerlendirmek. Ama hazırlığı daha az olabilir. Ama yani bence Evet, en fiziksel fazla ortamda da olmalı. 30'dan sonrası Daha gerçekten fazlası çok zor olabiliyor. olmalı. Uzaktan eğitimde de sizin söylediğiniz gibi takip etmek açısından da bir öğretmene düşen iş yükü açısından da belki de sınır olmalı. Peki Sayın Hocam, uzaktan eğitimde sınav zorunlu mu sizce? Yani öğrenciyi değerlendirmek için sınav mı yapmalıyız biz? Ya bu illaki sınav olması gerekmiyor. Bir sonraki aşamada bunu anlatacağım aslında. Hatta buraya gelmişken doğrudan diğer soruları sonradan alayım. Buraya gelmişken konu hemen ölçme değerlendirmeye giriş yapayım. Evet. Online eğitim veya da yüz yüze eğitim, nasıl eğitim veriyorsak verelim, ölçme değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ölçme değerlendirme, yani bu sınav da olabilir. Diğer bin türlü ölçme değerlendirme yöntemi ve tekniği kullanabiliriz. Neyle bağlantılı tabii ki? Öğrencinin bizim hedef koyduğumuz kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını anlamak açısından. Hem öğrenciye o bildirimi vermek açısından bu motivasyonu da artırır. Öğrenci kendi seviyesini gördüğünde. Hem de bizim öğrencinin ulaşıp ulaşmadığına bağlı olarak işte bir ara boşluk oluşmuş mu, ulaşmışsa ne hale ulaşmamışsa ne yapabilirim de bu boşluğu kapatabilirim diye düşünmemiz açısından ölçme değerlendirmeyi yapmamız şart. Ölçme değerlendirme olmadan öğrenciye amaç vermiş olmuyoruz. Çünkü biz
hedefe kazanımlarımızı ölçmek için ölçme değerlendirme yapıyoruz. Öğrenciyi geçirmek, bırakmak için değil. Biz hangi aşamaya getirdik öğrenciyi? Bu aşama nasıl sonuçlandı? Ne yapmam gerekirdi? Kendimiz dönüt almamız açısından önemli. Dolayısıyla yani dediğim gibi sadece sınav vermek şart değil. Oyunla bile ölçme değerlendirme yapabilirsiniz. Bir oyunun içerisindeki öğrenci performansıyla bile ölçme değerlendirme yapabilirsiniz. Veya da İngilizce dersi veriyorsanız bu online olarak öğrenciye diyalog yaptıran siteler var mesela. O siteler öğrenciye diyebilirsiniz, gençleştirebilirsiniz öğrencileri. Simple present tense'i kullanarak, işte gördüğünüz bu haftaki konuyu kullanarak, şu kelimeleri kullanarak diyalog hazırlayın diyebilirsiniz. Yani sınav denmesi bile gerekmeyebilir. Buna formative assessment, sanırım biçimsel eğitim, biçimsel assessment diyoruz galiba Türkçe'de, emin değilim. Ne olabilir bu? Devamlı öğrenciye dönüt vermek, devamlı geri bildirimde bulunmak gerekiyor ki. Tabii ki sınav da bunun bir parçası. Özellikle sınavları bir noktada şey açısından vermemiz gerekiyor. Müfredat açısından zorunlu kılınıyoruz galiba. Ama illaki sınav olması gerekmez. Proje sınav yerine geçebilir. Ben Bahçeşehir'de ders verirken sınav yapmadım açıkçası. Proje ödevini sınav yerine kullandım. Sistem sınav istiyor. Ama üniversiteye dilekçe yazarak ben bu proje ödevini sınav yerine geçerli sayıyorum diye dilekçe verdiğinizde kabul ediliyordu. Üniversitede oluyor en azından. K12'de olur mu emin değilim ama sınav da bize bilgi verir. Ne açıdan bilgi verir? Dönemsel olarak veya da diyelim 2 ayda bir sınav yaptığınızda o süreç içerisinde öğrenci nerede onu görmemiz açısından faydalı. Kalma dediğim gibi öğrencinin kalması veya geçmesine yönelik değil de biz öğrencinin performansını ölçüp amaç hedeflere, kazanımlara ulaşıyor mu onu anlamamız gerekiyor. Burada örnekleri var sol tarafta formatifin daha kısa olan ölçme değerlendirme her konu sonrasında yapılabilir. İşte quiz olabilir, gözlem olabilir. Gözlemleyerek de öğrencinin nereye ulaştığını mesela deney yaptırıp gözlemleyebilirsiniz. Yazı yazmasını isteyebilirsiniz, analiz yapmasını isteyebilirsiniz. Ödevler yine ölçme değerlendirme yöntemidir ödevler. Ama illaki sınav olması gerekmiyor. İkisi de şart aslında bizim öğrencinin nereye ulaştığını anlamak açısından. Şimdi burada birkaç öneride bulunacağım ben. Hemen sonrasında sorulara geçeceğiz yine. Teknolojik altyapı önemli tabii ki online eğitim verirken ama bu altyapı içerisinde işte yavaş internet varsa ne yapacağız? Çoğunlukla eğer ki laptop üzerinden bağlanıyorsak kablo çekerek modemden laptopta öyle kullanmamız gerekiyor. Çünkü Wi-Fi bağlantısı kabloyla gelen bağlantının yaklaşık bir üçte biri kadardır. Bazen daha fazla düşebilir modemin gücüne bağlı olarak. Yüksek de olabilir ama genelde kabloyla bağlanırsanız bir ara kabloyla modemle bağlantısını kurarsanız Wi-Fi ile bağlanmak yerine ve öğrencilerinize de bunu söylerseniz varsa eğer öğrencilerin öyle bir şeyi, durumu şeyle bağlanmak yerine Wi-Fi ile bağlanmak yerine kabloyla bağlanırlarsa bir nebze olsun sorun çözülebilir. En azından kaliteli görüntü alabilirler online görüşme veya da sizin yüklediğiniz videoları açmak için daha hızlı internete sahip olmuş olurlar. Ve EBA doğru çalışmayabilir. Bunun için mesela diyelim video yüklenmiştir, videoyu açmıyor ve hatta hiç EBA'ya giremiyor olabilirsiniz. Tam olarak bilmiyorum nasıl sorunlar var ama bazı browser unsurları bunda etken olabiliyor. Mesela Safari EBA ile çalışmayabilir düzgün veya da Chrome artık bundan sonra çalışmayabilir çünkü Chrome artık Flash desteklemiyor. Dolayısıyla
Neyi kullanmanız lazım? Firefox'u öneririm. Firefox ile EBA'yı kullanmanız, ona Firefox'la ulaşmanız daha mantıklı olur. Eğer ki olmuyorsa hangisiyle siz daha iyi girebiliyorsanız, çünkü bilgisayardan da fark edebiliyor kullanacağınız program ve bazen engelleyici sekmeler olabiliyor kendi browser'ınızda, bilgisayarınızda. Onlardan emin olun, engelleyip engellemediğini. EBA'dan açılabilecek pencerelere izin vermeniz gerekiyor, daha rahat kullanım sağlamak için. Öğrencilerinize de yine onları da bilgilendirmeniz lazım bu aşamada. Hangi browser'la daha iyi çalışıyor, hangi tarayıcıyla daha iyi çalışıyor diye bilgi vermeniz gerekiyor bunları aşmak için. Öğrencilerin birçoğunun bilgisayarı olmayabilir. Ama artık hemen hemen her evde cep telefonu var. Cep telefonu var. Cep telefonundan babalarından, annelerinden izin alarak bağlanabilirler. Öyle bir aşama gerçekleşebilir orada. Çünkü onun dışında çok yapabileceğiniz bir durum yok aslında. Ama cep telefonları o konuda hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve ücretsiz uygulamalar kullanabilirsiniz. Çünkü kurumların eğer ki iyi internet ve bilgisayar, pardon, iyi teknoloji entegrasyonu yapmamışsa EBA içerisine, dışarıdan kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamalar olabilir. Edmodo gibi mesela, Edmodo ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Veya da işte Audacity, eğer ki müzik hocasıysanız, öğrencilerin elektronik müzik yapmasını istiyorsanız o tür web tool'ları önerebilirsiniz. YouTube kullandırabilirsiniz. Facebook grupları oluşturup onları kullandırabilirsiniz. Ücretsiz birçok şey var. Mesela online video hazırlamak için, eğer ki EBA'nın yeteneği yoksa online video hazırlamanıza, önceden video kaydedip koymanıza, o zaman yine bunun için ücretsiz eklenti var. Mesela Google Chrome'un bir eklentisi var. Screencastify diye. Bunu hatta hemen yazayım şeye. Şurada var aslında. Şöyle Screencastify diye bir uygulama. Bunu indirip görüyor musunuz? Evet, görüyor olmanız lazım. Bunu indirip Google Chrome extension olarak verdiğinizde kendi ekranınızı kaydedebilirsiniz. Kendi sesiniz üzerine gelecek şekilde. Bizim diğer hocalarla yaptığımız gibi biz de ekranı kaydettik açıkçası. Ekran kaydeden özelliği var bunun. Bu flip learning için çok önemli bu. EBA'nın var mı böyle bir özelliği emin değilim. EBA'nın varsa çok daha iyi. Biz üniversitede Enkultura diye bir uygulama kullanıyoruz. Kultura maalesef ücretsiz değil. Ona NYU Stream diye nitelendirdik. Bu mesela bir PowerPoint. PowerPoint üzerine video, ses aktarılmış durumda. Bu tür ücretsiz uygulamaları kullanarak kendiniz de öğrencilerinize destek sağlayabilirsiniz. Sanırım bu da Ben bir slides. var hocam. Yine ufak tefek Başka sorular var mı? aslında konuşurken sunum yaparken arada bahsettiniz ama tekrar belki arkadaşlarımız duymak isteyeceklerdir. Öğrencilerimizin arasında seviye farkı var örneğin. Normal fiziksel sınıfta da fiziksel ortamda da yaşayabiliyoruz bunu. Online sınıfta bu seviye farkı için ne önerebilirsiniz? Özellikle ölçme değerlendirmede yani öğrenme hızları farklı olan öğrenciler için doğru yöntem hangisi? Evet. Online bu konuda hayat kurtarıcı aslında. Sınıf ortamında o farklılığı yaratamayabilirsiniz. Mesela daha az, daha yavaş öğrenen veya da daha farklı öğrenen öğrenciler için öğretme şeklinizi online flip learning'de çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü öğrenciye zamanı veriyorsunuz zaten. Bir hafta zaman veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu videoyu izle, şu etkinliği yap, şu
Oyunu oyna, oyun bile verebilirsiniz orada. Bunları öğrenci kendi zamanını, bazı öğrenci 10 dakika zaman vererek yapabilir. Diğer öğrenci 2 dakika, başka bir öğrenci 20 dakika üzerine çalışarak yapabilir. Ama çok şey fark var ise, o zaman A öğrencisine daha ağır bir video verilirken B öğrencisine denebilir ki sen buradan faydalan, veya da özelden o B öğrencisine destekleyici, hepsine aynı materyal verilebilir ama B öğrencisine denebilir ki şu destekleyici programı yap önce. Önce sen şu videoyu yap veya da önce sen şu worksheet'i yap, önce sen şu oyunu oyna, önce şunu izle, sonra bunu yap denebilir. Ve her zaman için tabii ki online olarak Evet, o kesinlikle katılıyorum öğrenciyle size. sohbet Bireyselleştirilmiş denebilirsin, öğrenme metodunu yardım biraz da aslında istiyoruz. kullanmamız gerekiyor gibi Bunu anladım. Peki, anlayabildiklerini, senden çok ne merak ettiğim istediğini bir konu. Eminim buradaki anlayabildiğini arkadaşlarımız da birlikte merak yapalım ediyordur. mı? Şimdi bizdeki Hani Zoom'la ilgili yaşanan birlikte bazı, aslında başlanabilir. dünyanın her yerinde Birisinin yaşanan o bazı öğrencisi sıkıntılardan olabilir. dolayı Bazıları Milli özel Eğitim Bakanlığı bize çok yetkisi gerekli olmadıkça olabilir. Bu online durumda derslerimizde aslında online kameraların çok kapalı avantajlı. tutulmasıyla ilgili bir Özellikle iyi tavsiye göstermek aslında açısından. verdi. Size durumlar nasıl hocam? Yani Zoom kullanırken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Öğrencilerin kamerası açılıyor mu? Aynen öyle. Ben Zoom kullanırken, şimdi öğrencilerin bazılarının internet bağlantısı iyi olmadıkları için kendi kameralarının açılmasını öğrenciye bırakıyorum genelde. Öğrenci isterse kamerasını açabiliyor. Zorlama yapmak istemiyorum ben genelde. Ama bazı hocalar zorlama yaparak görmek istiyorlar. Çok gerekmiyordu aslında. Çünkü zaten Zoom'da veya da Adobe Connect'te vesaire siz kendiniz sunum yaparken öğrenciyi görmüyorsunuz. Eğer ki görseniz de dikkatinizi dağıtacaktır. O yüzden o tür durumda öğrencinin katılımını artırmak için 40 dakikalık ders anlatmak değil de 5 dakika veya 7 dakika ders anlatın. Araya bir aktivite koyun. Sonra tekrar bir 5 dakika, 6 dakika ders anlatın. Sonra başka bir aktivite koyun. Çok fazla pasif kaldığı zaman, öğrenci televizyon izler gibi olduğu zaman, ya bugünkü olduğu gibi mesela, öğrenciyi kaybedebilirsiniz. Ama siz yetişkin grup olduğunuz için daha ilgi gösterebilirsiniz. Kendiniz bu amaçla buradasınız. Ama öğrencilerimiz hepsi o amaçla orada değiller. Biz zorunlu tutuyoruz öğrenciyi aslında bilgisayarın karşısında oturtma konusunda. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak öğrenciyi ben nasıl motive edebilirim, nasıl farklılaştırabilirim ben öğretimimi ki öğrenci orada kalabilir diye, ona göre plan yapmanız gerekiyor. Yani aktivite değişikliği yap, etkinlik değişikliği yapmanız lazım eğer bir saat ders yapmak gerekiyorsa Zoom'da. Ama biz üniversite olarak bu bağlantı sorunlarından dolayı, çünkü bizim dünyanın her yerinde öğrencilerimiz var. Ghana'da öğrencilerimiz var. Ghana'da öğrenci sadece bilgisayar laboratuvarına gidip, kütüphanenin bilgisayar laboratuvarına gidip online ders yapabiliyor bizimle. Ama şimdi bu karantina, korona vesaire nedeniyle oraya gitmesi daha zorlaştı. Belli saatlere bağlandı sadece. Dolayısıyla biz Evet. bunların hepsini düşünmek Son bir zorunda soruyla isterseniz oluyoruz yavaş ders yavaş hazırlarken. toparlayalım. Başka sorumuz yok Haliyle ise arkadaşlar. Flipped Learning'i Peki bir sizin ders hocalarınız için üniversite içerisinde tek kullanan bir Flipped Zoom Learning'i de session'dan tavsiye bahsetmiyorum. Bir ediyoruz. hafta Diyoruz ki içerisinde bir Flipped Learning yapalım. öğretmen bir dersine ne kadar Biz vakit online ayırmalı? yüz Ön yüze eğitimde hazırlığı, ders tartışma süreci ve olsun, sonrası kabul dahil. edin ve öğrencilerle İdeal olanı paylaşın. nedir? Öğrenci ne zaman internete girebiliyorsa o zaman görebilsin diye. Evet. Şimdi ideal olanı aslında toplamda 1,5 saat ancak ayırmalı bence. Çünkü yani buna video kaydı da dahil olmak üzere.
taş çatlasın 2 saat diyelim. Eğer ki 2 saatten fazla vakit harcıyorsa o zaman öğretmeniniz bu konuda yeni, hani online eğitim konusunda yeni demektir. Başlangıçta daha fazla zaman alabilir ama bir haftalık bir ders programını hazırlamak 2 saat ancak almalı bence. Fazla alıyorsa hoca kendisinde acaba ben nerede yanlış yapıyorum, nasıl geliştirebilirim diye Google'dan faydalanabilir. Nasıl faydalanabilir? Kullanıcı aracı önceden tanımak açısından Google'a, YouTube'a gidip bunu nasıl Peki, kullanabilirim? Adobe Connect'i nasıl arkadaşlar başka kullanabilirim? sorusu olan var Notion'u mı nasıl acaba? Sanıyorum kullanabilirim? bütün Vesaire sorulara diye. cevap verdik hocamızla Oraya bir ilk birlikte. yarım saate harcayıp oradan Fatih Bey, Ertan işte Bey, bir siz bir nasıl şey söylemek kullanacağını ister öğrendikten misiniz? sonra o süreyi çok daha rahat kullanabilir pratik edindikçe. Ama hiç bilmeden başlarsa her seferinde o 30 Sesim dakikayı geliyor uzun herhalde. bekleyerek Evet hocam, zaman buyurun. kaybetmiş olur aslında. Valla en çok bizi heyecanlandıran hocamın New York Üniversitesi'nde Zoom kullanıyor olması. Öğretmenlerimiz 16 Mart'tan beridir hangi aracı kullansak, nasıl yapsak diye düşünüyorlar. New York Üniversitesi'nde yaklaşık 20-30 binden az öğrencisi yoktur diye düşünüyorum. Bunun dışında da hocamızın uzaktan eğitimle ilgili gerçekten faydalı bilgiler verdiğini düşünüyorum. Çünkü bizde çok tek taraflı gidiyor. İnteraktif olmayan bir anlatım söz konusu. Öğretmenlerimiz bu konuda kendilerini hem amatör hissediyorlar birden karşı karşıya bu durumla kaldıkları için hem de örneklerini görmedikleri için sormaya da çekiniyorlar. Bu anlamda Ayhan Hocam'ın sunumu gerçekten yararlı oldu. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam yine sizi ağırlamak isteriz. Bu saatlerini bizlere ayırdığı için de öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Fatih Hocam'a söyleyeceği bir şeyler var mı? Kendisine sözü. Fatih Hocam teşekkür etmiş. Herkese Fatih merhabalar. Hocam. Teşekkür ederim. Buyurun. Vesile hocam. Teşekkür ederiz. Bu saat 600 kişilik bir Teşekkür öğretmen ederim. grubuna seslendik. Her Ben hocam şey. katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Çok yararlı, faydalı bilgiler oldu. Aynı zamanda Türkiye ulusal çapta değil de uluslararası çapta acaba neler oluyor diye biz çok merak ediyorduk. Özellikle New York Üniversitesi'nde, Amerika'da çalışmalar, uzaktan eğitim çalışmaları nelerdir, ne yapıyorlar diye merak ediyorduk. Faydalı oldu. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan dolayı. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Yani şöyle burada mesela Connecticut eyaletinde, çünkü burada da ulusal bir şey olmadığı için her eyalet farklı olduğu için Connecticut eyaletinde lise gruplarında çalışan öğretmen eğitmeni bir arkadaşım var. Ondan aldığım bilgilere göre bizim EBA'daki kadar aslında güzel bir sistem kullanmıyorlar. Çok dağınık. Her okul kendi başına hareket etmek zorunda kaldı. EBA çok güzel hazırlanmış. Her ne kadar bazı altyapı sorunları veya belki de planlama sorunları olsa da Ben çok aslında teşekkür ederim burada hocam. Hem EBA'ya benim öğrenciniz olduğum tebrik etmek süre gerekiyor. boyunca hem de Sizler bu akşam gerçekten sizden çok fazla güzel şey geliştirdiniz. öğrendim. Elbette Çok geliştirdiniz. teşekkür ederim bize katkıklarınız Ama için. Umarım tekrar sizi şu ağırlama anda şansımız bu olur. konuda güzel adımlar atıyoruz Türkiye'de. Ben de Daha ne katılmak isteyen herkese söylesem çok bilmiyorum. teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, Özellikle yüreğinize sağlık. katkıları ve katkı sundukları için. Sağlıcakla kalın. Ve Herkese iyi Zeynep Bey ve hocamıza akşamlar. da teşekkür ediyorum davet ettiği için.